iptal olur tabii ki. Daha önce AK Parti'ye oy verdim. Kesinlikle, kesinlikle. Allah'ıma şükürler olsun ki öyle bir hataya düşmedim. Nelerin değişmesini istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu geldiğinde ilk neyi değiştirsin Türkiye'de? Ya ilk önce hak, hukuk diyoruz ya. Türkiye şu an zaten onlardan yoksun hale geldi. Ekonomi dediğimiz bütün herkesin bildiği şeyler. Yani öğrencisi bir tarafa ağırlıyor, işçisi bir tarafa ağırlıyor. Ne bileyim yani şöyle yarına güzel düşünebileceğimiz hiçbir şey yok. Çocuklar umutsuz, gençler umutsuz. Bir değişim şart yani bu tamam. Yaptığı güzel şeyler de var. Allah bin kere razı olsun. Ama yeter yani günümüzde artık bir insan kim olursa olsun ya amcan olur, dayın olur, baban olur iki dönemden fazla vermeyeceksin. Ya bir teknik direktör olsa dahi iki dönemden fazla vermemek lazım. Çünkü bu adam 74 yaşında. Hadi buyur ne gördün? Ben anlatınca zoruna geliyor da sen anlatınca niye kolayına geliyor? Hırsızlıklardan, dolancılıklardan, çamurdan, sıkıntılarına gördün. Adamın özgür iradesi istediği gibi kullanıyor. İstediği. Şimdi olursa gelsin. Babamın orada olsa yaptığını söylerim. Ben burada kavga yapacağım milleti. Ben kavga yapmıyorum. Zoruna. Ben kavga yapmıyorum. Zoruna. Kavga isyansız dersiniz. Hayır senin ön yargı başka bir şey değil. Sen benim ne konuştuğumu duymadan geldin hop işin içine girdin. Ben seni buradan dinliyorum. Yaşına saygım var. Yaşına saygım var. Seni tanımıyorum, etmiyorum. Sen şu anki cumhurbaşkanı, senin de cumhurbaşkanın, benim de cumhurbaşkanım. Ben onu ayırt etmiyorum. Gelecek adam, o da ne benim babamın oğlu ne de senin babanın oğlu. Ama kim ben iyi diyorum, yönetiyorsa gelsin. Ama sen, Erdoğan'dan üstün birini bulun verelim. Sen Erdoğan'dan üstün birini bunu hepimiz verelim. Ben Erdoğan'ı tanımıyorum. Hayır bilmiyorum. Ben AKP, yaptıklarını hayır, biliyorum. Erdoğan'dan başka ben birini bulun. Ben Erdoğan'ı tanımıyorum. Kılıçdaroğlu'nu da tanımıyorum. Babacan'ı da tanımıyorum. AKP'den üstün bir parti bunu verelim. Vardır. İllerce vardır. Abi vardır ya. Niye öyle düşün? Kılıçdaroğlu'na mı vereceğiz? Ülkeyi ona mı teslim edeceğiz? Biz ülkeyi ona teslim edemeyiz. O iki tane kuruyu güdemez ya. Şimdi abi sen ne işi yapıyorsun? Sen ne işi yapıyorsun? Ne iş yapıyordun? Alemiyor dükümcüyüm. Alemiyor. Senden hiç mi yumurta yok mu? Var ya, ülkemizi sattıracak onlar hepsi. Hayır senden hiç çalıştığın sektörde senden hiç iyi bir yumurta yok muydu? Vardı. Ama sen adam gelmeden adam da hiçbir şey yapmadan siz bu ön yargıyla bir şey yapamazsınız. Bir gelecek. Bir çalışacak ya bir görün ya bir ya görün bir görün. Düzelmeyen ne var abi? Ya bir görün. Düzelmeyen ne var abi? Ya memnun musun? Bundan 50-60 yıl evvel. Şu millete baksana bir. Ya herkes memnun. Herkes memnun. Değil abi. Değil hayır. Bak. Değil vallahi değil. Bundan 50 yıl evvel. Ya bak benim iki tane çocuğum var. Amerika'da Haliç'in orada CHP'ler karşısında. Sana bir şey söyleyeyim. Şimdi niye CHP'ler Amerika'nın yanında? Ya ben de. Niye Biden'i dinliyor? Hamalık yapayım, kullandığım telefon 45 milyar. Biz Türkiye'nin yaptıklarını, hepsi yaptık, Tayyip'in yaptıklarını yıkarız, o zaman bize ne yapacak, Avrupa bize aferin diyecek. Erdoğan, dayı, aferin dayı. Aferin demesi için bize hastanelere diyecek. Dayı, Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı... Bu TCG Anadolu cemizle kartonlar yapılmaya... Cumhurbaşkanına biz düşman değiliz. Benim de Cumhurbaşkanım, benim de. Bir şey ama değişim şart. Abi, bu adam 22 seneden başka... Gelse bile tabii ki benim Cumhurbaşkanımı kabul edeceğim. Abi mecbur... Ya benim Cumhurbaşkanım şu. Ama bir değişim şart, değişim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Adamın yaptıklarını etiraz ya Fatih Terim mesela bak. Mesela konumuzun dışında ama ben bak bir saniye örnek vereceğim örnek vereceğim arkadaş abi beni bir dinle bir örnek vereyim ondan sonra senin örneklerin hepsi boş abi bir batı ülkeleri yönlendiriyor batı ülkeleri yapmayın kim yönlendiriyor abi abi Erdoğan gelmeden önce sen kaç yaşındasın? Ben 45 yaşındayım. Sen 45 yaşındasın. Ben 48 yaşındayım. Dinle beni ya. Değişim her zaman şart. Değişim yok. Türkiye'de her zaman şart. Ya bir dik. Ben yaşlarım var. Her şeyden hayatınızın kullanıyorsunuz. Evinizde bolluktan ölüyorsunuz. İnsanlar dört dörtlük geçiniyor. Kimse param yok demiş. Daha düne kadar köy köçede bomba patlıyordu. Çocuklarımızı gönderemiyordu. Daha insanlar rahat. Neden alıyorsunuz? Neden yiyorsunuz? Bir dakika bir şey söyleyeyim sana Allah'ın izniyle. Ne kadar konuşamıyoruz kimse ya. Biz Batı ülkelerine fırsat vermeyeceğiz. Biz hainlere fırsat vermeyeceğiz. Erdoğan'dan başka da bu ülkeyi kimse düzeltemez. Allah'ın izniyle biz bu iki kişi iktidara geleceğiz.